tersi istendiğine göre fonksiyonun önce fonksiyonu yeğli yazmalıyız. Yani bizim fx dediğimiz fonksiyon yeğli olarak yazılırsa, şunun yerine y yazıyorum. Y eşittir logaritma 3 tabanında x eksi 1 oluyor. Fonksiyonumuz bu. Şimdi tersini bulmak istiyorsak buradaki x ve y'nin yerini değiştirmeliyiz. Ters fonksiyon da şu olacak. F üzeri eksi 1 x fonksiyonu. Y'nin yerine x yazıyorum. X eşittir logaritma 3 tabanında. Buradaki x'in yerine de y yazacağız. Y eksi 1. İşte burada gördüğümüz şu y ifadesi ters fonksiyon oluyor. Tek yapmamız gereken şey bunu yalnız bırakmak. Şu an yalnız değil çünkü. Şurada olduğu gibi y yalnız kalmalı. Bunu ancak şöyle yapabiliriz. Logaritma tabanını sola doğru almalıyız. Tabanı sola doğru yollarsak sol tarafın tabanı olacak. Tabii üssü sayı tabanı. Logaritma tabanı üssü sayı tabanına dönüşecek. Sol taraf 3 üzeri x, sağ taraf y eksi 1. Şimdi eksi 1'den de kurtulacağız. Onu da yollamalıyız karşıya doğru. Bu durumda da şuna dönüşür. 3 üzeri x artı 1 eşittir y. İşte burada gördüğümüz y bizim ters fonksiyonumuz. Yani f üzeri eksi 1 x dediğimiz fonksiyon 3 üzeri x yanında da artı 1 olacak. İşte ters fonksiyonumuz bu.